Karadeniz'in güzel şehri Mesudiye ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'ni ziyaret edeceğiz. Adım adım gezeceğiz, bol bol sohbetler edeceğiz ve doğanın eşsiz güzelliklerine şahit olacağız bu güzel mahallede. Burası Akpınar Mahallesi. Ordu il merkezine 75 kilometre, Mesudiye ilçe merkezine ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İstanbul Beykoz'da yaşamakta olan Mesudiyeli Akpınarlı vatandaşlarımızdan selamlar getirdik sizlere. Dağları sisli dumanlı, suları serin Akpınar. Yağmur olur, sis olur, bulut olur, mutluluk olur burada. Bulutlar ayaklarımızın altında, mavi ile yeşilin sonsuz güzelliğinde salınıyoruz. Şehirden uzaklaşıp temiz bir nefes almak isterseniz eğer, doğal yapısı henüz bozulmamış, görmeye gelenlere can alıcı manzaralar sunan Akpınar Mahallesi'ne mutlaka gelmelisiniz. Yemyeşil dorukları ve sisli dumanlı coğrafyasıyla büyülü bir güzellik sunar size Akpınar. Hep dumanlı olmaz elbet bu dağlar. Sis perdesi aralanmaya başladığında yağmurun ardından ortaya çıkan berrak görüntü kadar net bir manzara oturur karşınıza. Yeşilin binbir tonunu yakalarken gözleriniz diğer tarafta sisin doruklara yükselişine takılıp kalırsınız. Engebeli arazide birbirinden bağımsız köy evleri çeker dikkatinizi. Kiremit çatıların altında mutlu mesut yaşayan insanları hayal edersiniz. Zaman geçti, mekanlar değişti, çocuklar büyüdü. Şehirleşme farklı bir boyuta, köy hayatı farklı bir boyuta ulaştı. Köyleri birer birer terk-i diyar eylediler. Köyden şehre göçün, doğduğun yer mi, doyduğun yer mi sualine cevaplar arandı. Köyün bütün sadeliği, çocukluğu, gençliği, hayalleri, hatıraları, geride kalan hikayeleri var. Hepsinin ötesinde özlem var, hasret var. Nasıl olmasın ki? Arıcılık da yapılıyor. Petekler inci tanesi gibi sıra sıra dizilmiş. Uzaktan bakılınca ne kadar güzel görünüyorlar değil mi? Yolların kesiştiği noktada doğal kaynaklar oluşmuş kendiliğinden. İki dağın arasından ılık bir sonbahar rüzgarı gibi süzülüyor serin sular. Vadi boyunca uzanıyor dere, şırıl şırıl. Bolca sohbetler edeceğimizi söylemiştik sizlere. İlk sohbetimiz Ruşen Güler'in hatıralarıyla olsun.
burada doğdu büyüdü. Okula gitmedim, okul et görmedi. Gençliğimde burada her işi yapıyorduk işte. Fındık diktik, misirek yiyorduk, her bekileri yapıyorduk. O zaman hayat şartları çok farklılık vardı. Benim yetişkinliğimde, çocukluğumda ayaklarımıza çarık giyerdi. Eskiden çarık vardı. Çarıktan sonra işte bu kara lastikler çıktı. Onları giyerdik. Efendime söyleyeyim, bir şeyler yapardık. Yanlaya kaldın mıydı, acıyordu. Yine o çarık yine bize koruyordu yalnız. Ama dayanmıyordu. Aletirim, maletirik hiçbir şey yoktu. Çıra, akşam çağı çıra giderdik. Yani doruklardan, ormanlardan yontalardık. Şöyle yakardık. Sonra işte ondan sonra gaz çıktı. Gaz aldık, gaz yakardık. Yol yoktu, yol yoktu. Buradan orduya giderdik, Ulubey'e giderdik, yaya. Üç günde orduya gider geldik. Yollarda hanlar vardı eskiden. Böyle misafir yerler vardı. O gelip de paramızdan yatardık, uyurduk. Öyle gider geliyorduk. Bazı yollarda, dışarıda kalırdık. Öyle yapıyorduk efendim söyleyeyim. Öyle çok zahmetimiz vardı eskiden. Ama Allah'a şükür şimdi iyi oldu. Ulubey'e bu yaylardan giderdik. Oraya patates götürdük, yüklendik, sırtımızda, arkamızda götürdük. Adam herkes gücünü getirdiği kadar götürürdü. Orada 3 kuruş, 5 kuruş satardık. İşte duz alırdık, kötebere alırdık, bir şey alırdık. Öyle geliyordu buradan. Gece geldi. Buradan sabah ışığına kadar çıkardık. Öğlene doğru Ulubey'e inerdik. Ulubey'den onu da satardık, oradan geri dönerdik. Gece gündüz geri gelirdik, devam ederdik. Babamıza yardım olarak işte bu tallalarda çalışıyorduk. Son büyüdük işte ben ustalandıktan sonra, askerden gelenden sonra. Ama bu duvarları yaptım, bak bu duvarları ben yaptım. Efendime söyleyeyim. Bu kadar ormanlarda çalıştık, böyle şey ormanlarda, orman bölgesi bizi çalıştırdı. Yol işlerinde öyle işte. Sonra YSE'ye geçtik, YSE'de çalıştık biraz. YSE vardı eskiden. Şimdi karayolları ne oldu, bir şeyler oldu. Oradan da işte 1200 gün çalışmıştım orada, sigortalı. Yani ben çok şeylerim hep boşuna gitti, çalışmayı, orman sigorta yoktu. Şimdi ondan sonra emekli oldum, biraz da ödedim. Allah'a şükür şimdi iyi. Görmüş olduğunuz ormanlık alan haricinde fındık bahçeleri geniş yer kaplıyor arazi üzerinde. Yerleşik düzende 20 hane olan Akpınar'da yaşayan nüfusun çoğunluğu emekli kesiminden oluşuyor. Yaz aylarında bu sayı 200 haneye kadar artış gösteriyor. Fındık sezonu açılır açılmaz dolup taşıyor buralar. Geçim kaynaklarının başında yer alan fındığın Akpınar'daki hikayesini anlatalım sizlere. Fındık sezonu açıldığında evlerin avluları harman yerine dönüyor. Hasattan çıkan fındıklar yeşil kabuğundan ayrılmak üzere kurutulmaya bırakılıyor. Fındık patoza verilip yeşil kabuğundan ayıklanınca sıra geliyor kurutmaya. Havalar güzel olursa birkaç gün içinde kurutularak çuvallanıyor. Havalar yağışlı giderse işler çok daha zor oluyor. Hele kapalı harmanı olmayanlar için çok da zor bir durum. Kurutma işlemi tamamlanınca artık fındığı pazara indirme vaktidir. Gurbetçiler fındığını bir an evvel satarak gidiyor. Zira okulların açılma vaktidir ve öğrencilerin ihtiyaçlarını bir an evvel karşılamak gerekiyor.
Hani bazı adamlar vardır ya, bakışıyla, duruşuyla hak ettiği saygıyı, sevgiyi koparır alır. Secahattin Kara işte böyle biri. Can kulağıyla dinliyoruz kendisini. Ben Secahattin Kara Akpınar, mahalle muhtar azası. Yaş 65. Burada doğdum, burada büyüdüm. Şimdi daha önce biz aslında Mesudi'ye 75 kilometre uzaklığımız var. Ordu iline 55 kilometre bir uzaklığımız var. Mesudi ilçesinin aşağı yukarı en uzak mahallesi biziz. Köyümüz burası daha önce Karıca, daha sonra Pınarlı muhtarlığı olaraktı. Fakat 2-3 sene önce burası, biz Pınarlı mahallesinden ayrıldık. Buranın ismini Akpınar mahallesi olarak verdik. Mahallemizde aşağı yukarı 2,5 senelik bir mahallemiz. Köyümüzde aşağı yukarı yazları 200 hane olmakta. Kışın genellikle burası emekli. Kışında 15-20 haneye düşmekte. Bu fındık sezonunda nüfus artıyor. Fakat kış sezonunda nüfusumuz aşağı yukarı 50-60'a düşüyor. Köyümüzde okul vardı. Daha ondan sonra taşıma sistemi oldu. Aşağı yukarı 13 öğrencimiz var. Bunlar da Topçam beldesine taşıma usulü gitmekte, orada okumakta. Değirmenimiz var. 1970 yılından bu yana var. Akpınar Mahallesi Eski Camii 1966 yılında inşa edilmiş. Kubbeli pencereleri ve şadırvanıyla otantik güzelliğini sergilemeye devam ediyor eski cami. Nüfusun artmasıyla birlikte bu cami yetersiz kalmaya başlayınca 20 yıl kadar önce yeni bir cami yapılmış Akpınar Mahallesi'ne. Görmüş olduğunuz tek minareli bu güzel cami, Akpınar Mahallesi Yeni Camii. İçini de gösterelim sizlere. Yaklaşık 200 kişi kapasitesi olan cami, vakit namazlarında ve bayramlarda bu kubbenin altında sarıp sarmalıyor cemaatin. Çini taş işlemeleri ve tam ortada bulunan kocaman avizesiyle muhteşem güzelliğini sergiliyor karşımızda. Evet, son olarak Kemal Bey ile tanıştıralım sizleri. Bakalım onun anlatacağı neler var? O gençliğimizde, çocukluk yıllarımızda annelerimize, babalarımıza işte elimizden geldiği kadar yardım ettik, okula gittik. Okulumuz 1961 yılında açıldı. Ben o okula bir yıllık gittim. Ondan sonra 1966'da okulumuzu sel aldı. Yeniden okulumuz yapıldı. Başka bir yere taşıma yapıldı okul. Oraya gittik, orada devam ettik. İlkokulu burada bitirdik yani. Ondan sonra gurbet hayatına çıktık. O günün şartlarında köyümüz mahrumiyet bölgesiydi. Kırsal bölgeydi. Kendi ektiğimiz ürünleri kendimiz yiyecek türüne çevirip onları yerdik yani. Mesela mısır, buğday, arpa, patates, hani hep fasulye, kabak, kara lahana, beyaz lahana, hepsini bu kendimiz üretirdik yani. Hayvancılık vardı mesela, et, süt, bunlardan faydalanırdık. Yani her evde 10 tane, 15 tane hayvan vardı.
aşağı yukarı 40-50 tane koyun vardı, küçükbaş hayvan vardı. O günün şartlarında hayvancılık çok çok iyiydi yani. Şu anda çarşıdan getiriyoruz sütü, yoğurdu, burada yiyoruz yani. Hayvancılık yok yani, hayvancılık bitti. Babamızla aramızda bizim şöyle bir diyalogumuz vardı mesela. Biz ilkokulu bitirdim, 15-16 yaşlarında gurbete gittik yani. Biz burada memlekette anneyle babayla çocukluk hayatımızı tam yaşayamadık yani. Aşağı yukarı 50 sene gurbet hayatımız var yani. İşte bundan sonra işte 8-10 senedir de devamlı köye dönüş yaptık. Burada kalıyoruz. Gelin size eski okulu gösterelim. Karıca Mahmut İlkokulu 15 yıldır kapalı durumda. Mevcut olan 13 öğrenci taşımalı sistemle Topçam İlköğretim Okulu'nda eğitim almaya devam ediyor. Mahallenin değirmeni 70'li yıllarda yapılmış. Mısır tarlalarının bol olduğu Akpınar'da değirmende çekilen mısır unuyla bol tereyağlı muhlamalar, mısır ekmekleri yapılıyor. Kara lahanayı da unutmayalım bu arada. Sarmalar, lahana çorbaları. Kuzineler de odun ateşinde pişiyor mis gibi. Eski evlerin güzelliği hiçbir şeyle değişilmez. Hele şu balkonda çayını yudumlarken kuşların cıvıltısı ve doğanın eşsiz manzarası insanda ne gam bırakır ne de keder. Göç olgusu birçok köyü vurmuş olsa da her şeye rağmen köyde yaşayan, toprağa tutunan ve her ne olursa olsun bağ, bahçe, tarla ve avlulu evlerinden vazgeçmeyenler de var. Gurbette kalanlarsa hasret içinde bir çare bekliyorlar. Hasretinize, özleminize bir nebze olsun merhem olabildiysek eğer ne mutlu bize. Karadeniz'in göz bebeği Ordulular, Mesudiyeliler, Akpınar Mahalleliler, selam olsun baba ocağından sizlere. Hoşça kalın, güzel memleketimin güzel insanları. Hoşça kal Akpınar.